Yerçekimi, bir gezegenin veya başka bir cismin nesneleri merkezine doğru çektiği kuvvettir. Tüm gezegenleri Güneş'in etrafında yörüngede tutar ve varlığımız için hayati öneme sahiptir. Ancak neden var olduğunu veya ne olduğunu biliyor muyuz? Neden göremediğimiz bir şey, hayatta kalmamıza ve Güneş sisteminin işleyişi için bu kadar önemli. Yerçekiminin gerçekte ne olduğuna ve nasıl çalıştığına birlikte göz atalım. Yerçekimi nedir ve ne işe yarar? Yerçekiminin var olduğunu ve bizi yerde tuttuğunu hepimiz biliyoruz. Cisimleri kendine doğru çeken bir kuvvettir. Yerçekimi kelimesi, ağırlık anlamına gelen Latince gravitas kelimesinden gelir. Dünyada yerçekimi nesnelere ağırlık verirken, Ay'da dünyanın gelgitlerini kontrol eder. Güneş sisteminde ise birçok farklı role sahip olabilmektedir. Tüm gezegenlerin Güneş'in etrafında yörüngede kalmasının nedeni de bunlardan bir tanesidir. Dünyada yerçekimi ise cisimlerin yere doğru çekilmesidir. Yerçekimini kim keşfetti? Yerçekimi keşfedilmeden önce, Yunanlılar Güneş sisteminin bir tanrı tarafından kontrol edildiğini ve doğal bir model izlediğine inanıyordu. Sir Isaac Newton, doğanın güçleri hakkında düşünürken, elmanın ağaçtan düştüğünü gören İngiliz matematikçi ve fizikçiydi. Elmanın düştükten sonra bir daha hareket etmediğini fark etti. Sonrasında bir gücün onu dünyaya doğru çekmesi gerektiğini anladı. Newton daha sonralarında ise, bu kuvvetin dünyanın ötesine geçip geçmediğini ve Güneş sisteminde de var olup olmadığını merak etmeye başladı. Böylece, 1632'de yerçekimi kavramını ortaya koydu. O zamanki diğer fizikçilerin, Güneş sisteminin işleyişini keşfetmelerine yardımcı olan, yerçekimi kuvveti yasasını ortaya çıkarttı. Yerçekimi nasıl ölçülür? Gravimetri denilen nicel analiz yöntemiyle ölçülmektedir. Bunu ölçmek için kullanılan alete ise gravimetre denir. Basitçe söylemek gerekirse, aşağı yönde sabit yerçekimi ivmesini ölçer. Gravimetre kullanılarak yapılan deneylerde, yerçekimi kuvvetinin dünya yüzeyinde bile yaklaşık %0,5 oranında değiştiğini göstermiştir. Bu olaya, dünyanın yerçekimi çekişini etkileyen, Güneş'in ve Ay'ın sürekli hareketlerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Gravimetreler yalnızca dünyada kullanılıyor olsa da, Ay gibi diğer yüzeylerde de kullanılabilmektedir. Yerçekimi olmasaydı dünyaya ne olurdu? Yerçekiminin birdenbire ortadan kaybolması neredeyse imkansıza yakın olsa da, bilim adamları hala onsuz ne olacağını tahmin etmeye çalışmaktadır. BBC tarafından 2016'da yayınlanan bir makalede, yerçekimi olmasaydı, büyük olasılıkla dünyanın parçalara ayrılacağını, uzayda parçacıklar halinde hareket edeceğini anlatmıştır. Güneş'te ise, yerçekimi kuvvetinin çekirdek basıncını kontrol altına alamayıp, patlama gerçekleşebileceği öngörüsüdür. Yerçekimi olmasaydı insanlara ne olurdu? Astronotların deneyimlerinden de bildiğimiz gibi, yerçekimi olmadan yaşamanın kolay olmadığı, aynı zamanda vücut üzerinde olumsuz etkileri de vardır. Bazı kas gruplarına yerçekimi meydan okumadan, ayakta durmak gibi basit şeylerdir. NASA astronotu ve doktoru Jay Buckey, vücudumuzun sıfır yerçekimine nasıl tepki vereceğini araştırmıştır. Yerçekiminin olmadığı uzayda, astronotların kemik kütlesinin ve kas güçlerini kaybetmeye başladığını gözlemlemiştir. Bunun nedeni, bizi çeken bir kuvvet olmadan, sadece yüzer durumda olacağımız için kaslarımızı kullanmamamızdan kaynaklanmaktadır. Bu kasların kullanılmaması ve kendimizi dik tutma ihtiyacı, vücutta denge kaybı gibi başka etkilere de neden olabilmektedir. İnsan vücudu, yerçekimi ile çalışmaya adapte olmuştur. Onsuz, kasların kullanılmaması nedeniyle, yavaş yavaş vücutta bozulmalar meydana gelmektedir. Astronotların uzayda ne kadar kalacakları konusunda bir zaman sınırının olmasının nedeni de budur. Çünkü vücutları zayıflayabilmektedir. Araştırmaya göre yerçekimi olmayan yerde yaklaşık 3 ay geçirenlerin, kemik yoğunluğunun tekrar eski haline gelmesi 2 ila 3 yıl zaman aldığı gözlemlenmiştir. Su altında yerçekimi var mıdır? Yüzdüğümüzde daha hafif hissettiğimiz için suda yerçekimi kuvvetinin çok az olduğunu veya hiç olmadığını düşünebilirsiniz. Ancak yerçekimi suda da aynıdır. Sudaki yerçekimi kuvveti, yerdekiyle aynı olmasına rağmen, yerçekimi suda seçici davranmaktadır. Bunun nedeni suyun kaldırma kuvvetidir. Özetlemek gerekirse, suya konulan cisim sudan daha yoğunsa, yerçekimi cismi aşağıya doğru çeker. Cismin yoğunluğu azsa, su cismi kaldırarak üste tutar. Tüm gezegenlerde yerçekimi var mıdır? Temel olarak yerçekimi, yıldızlardan, gezegenlerden ve galaksilerden ışık ve atom altı parçacıklara kadar her şeyin birbirini çektiği kütleye bağlıdır. Cismin büyüklüğüne, kütlesine ve yoğunluğuna bağlı olarak uyguladığı yerçekimi kuvveti değişir. Ve Güneş sistemimizin büyüklük ve kütle olarak değişkenlik gösteren gezegenlerine gelince, yüzeylerindeki yerçekimi kuvveti oldukça değişkendir. Örneğin, Ay'da 1,62 metre, Dünya'nın yerçekimi saniyede 9,8 metre, Venüs'te 8,87 metre, Merkür'de 3,7 metre, Mars'ta ise 3,71 metre hızla, cisimler yüzeye doğru hızlanır.